Değerli bizi takip eden müşterilerimiz, Gönen Saraçlar Mahallesi'nde 2800 metre köyün kenarında güzel bir tarlamız var. Manzaralı, havadar, yüksekte güzel bir yer. Mal sahibiyle beraberiz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Ya ben Saraçlar Gönen Zeki. Zeki abi. Şimdi evet. Sen açık adres verdin. Evet. Hemen gelirler Zeki. Saraçlar köyünden kim? Evet. Zeki nerede? Ben ama Zeki bir tarlası zaten varmış, satılıkmış. Evet. Satar mısın? Satarım. Hemen bizi de satarsın. Ya sizi satmam. Ben sana tarla satarım. Evet, tarlayı satarsın. Evet. Evet. Şimdi 2800 metre burası. Evet. Sizin yeriniz, kendi yeriniz. Kendi müstakil tapu değil müstakil mi? Tapu. Mirasçı şu duruyor. Yok, evet, hiç herhangi hiç bir sorun yok. Müstakil. Köyün zaten köy burası. Evet, dünyanın evler abi görünüyor. Hmm. Evet, güzel bir yer, havadar bir yer, manzaralı bir yer. Evet. Karşısı Manyas kuş cenneti evet, değil mi? Evet. Evet, bütün ovayı görüyor, her yeri görüyor. Bandırmalık ya da bandırmalık görünüyor burada. Evet, şu an hava biraz puslu. Bandırmaya kadar görünüyor. Evet. %20 meyilli. Şöyle bir meyilini gösterelim. Bakın, yol kısmı aşağısı. Şöyle gel Ahmet abi, gel böyle. Bakın, şu tel kapı var orada. Demirden bir kapı var. Orası yol kısmı. Romorkun yanı. Ha, romorkun yanı. Hemen orası yol. Sağlam yol. Yaz kış. Yaz aracınızla bu, evet, gireceğiniz bir yol. Şöyle meyili de %20 böyle bir meyil var. Şu alt kısmı burayı düzlemiş kendisi. Gerekirse bura kepçeyle de buralar biraz yani daha düzeltilebilir. Siz burada ne yaptınız? Valla ben burada koyun baktım, hayvancılık yapıyorum burada. Koyun. Evet. Kaç tane baktınız? 60 tane falan baktım. 60 tane koyun baktınız. Evet. Elektrik su nasıl yaptınız? Suyu var, elektrik aldım. Arada bir yol var. Evet. Elektriğe gerek duymadın. Zaten bu köyde yaşıyorsun. Evet, hayvanını buraya bırakıyorsun. Evet. Evet, evine gidiyorsun, evet, geliyorsun. Doğru, değil doğru mi? Ben çıkalım ben de. Eve geldim. Koyun şebeke suyu mu var? Var şebeke suyu şebeke içinde. Şebeke suyu burada değil mi? Evet, şurada. Şurada göstereceğim çeşmeyi şimdi. Ha, evet. Son zamanda orada çeşmeyi göstereceğiz. Şebeke suyumuz var. Su sorunumuz yok. Buraya böyle bir şey yapmışsın. Evet. Koyunlara. Yani buraya koyunlara yaptım ya burası. Evet. Bir profille, bir brandayla evet, böyle bir yapmışsın. Evet. Kaça kaç bu? 12'ye 6. 12'ye 6. Evet. Yani 12 çarpı 6. 72 metre. 72 metre koyunlar için. Evet. Şöyle uzak bir gösterelim. Bakın. Evet, şöyle bir görsün izleyenler. Bakın böyle profilden brandayla çevirmiş. Burada 6-7 ay boyunca değil mi? Evet, 7 ay rahatla. 7 ay boyunca burada koyunları bakmış. 60 tane koyun bakmış. Burada ufak çaplı hayvancılık olur. Evet, olur. Güzel bir hobi bahçesi olur. Buraya güzel bir ev yapacaksınız. Manzaraya hakim. Zaten elektrik hemen direkt burada. Elektrik alabilirsiniz. Su içinde zaten. Şebeke suyu. 7 metre var. Kaç? 7 metre. 7 metre. Olarak güzel. Kaç haneli bu köy? Bu köy aşağı yukarı 70 hane falan. 70 hane. Evet. 70 hane. Daha önce muhtarlık yaptın mı? Ben yapmadım. Yapmadın. Aday olmayı düşündün mü? Düşünmedim. Düşünmedim. Neden? Ya daha rakip kuvvetli. Rakipler kuvvetliydi önümüzde. Girmedik bu işe. Siz köyde koyunculuk mu yaptınız? Koyunculuk yaptık. Ha, başka işiniz yok. Çiftçilik de yapıyorum. Arpa, buğday evet, işleri de yapıyorum. Tarlalarınız evet var. Evet. Ekim yapıyorsunuz. Evet. Hayvanlar hayvan yemiş olarak çalışıyorum. Evet. Şaban Bey. Anladım. Arkadaşım burada ceviz bahçesi var. Evet, ceviz evet bahçesi. Göletin yanında ceviz bahçesi var. O ceviz bahçesine de gidip oradan da bir çekim alabiliriz. Olur. Değil mi? Evet. Şöyle ceviz işi nasıl yapılır insanlar şöyle bir görsün. Evet. Değil mi? Evet. Tamam. Tamam, şöyle tarlamızı şöyle bir gösterelim. Şöyle evet. Çağlan Bey isterseniz şöyle yürüyün. Orada ileride bak şeyler var. Pirketler var. O pirketlerin orada çeşme var. Onu falan gösterebilirsiniz. Şunu zaten ormana dayalı değil mi? Orman. Üst tarafı orman, ormana dayalı. Bakın şimdi bu man böyle devam ediyor. Karşıdaki ağaçlar. Evet, çeşme önümüzde. Pirketler var orada bak sağ tarafta. Çeşmeyi. Evet,
çeşme. Evet, çeşmemiz burada. Bu hortum nereye gidiyor bu? Hortum şey de yukarı dama oraya, koyunların olduğu yere gidiyor. Ha, koyunların oraya. Koyunlara su. Su, koyunlara su. Su sorunumuz yok. En önemlisi su. Evet, suyu iç garan su. Evet, güzel bir yer. İşte yerimiz burası. Bir de şöyle buradan göster abi. Şöyle. Bakın şuraya. Burada ne? Evet, şurada köyümüzün camisinin minaresi de gözüküyor. Evet. Yukarı geldiğimiz noktayı gösterelim. Geldiğimiz nokta şurası. Bu şekilde. Evet. Evet. Son olarak bir diyeceğim var. 2800 metre. Evet, 2850. Köyün kenarında ev yapılabilir. Suyu var, elektrik alınabilir. Güzel bir hobi bahçesi, her şey olur. Her şey olur. Köy insanı nasıl? Burada insanları nasıl? Köy insanı iyi. İyi mi? Evet, çok iyi. Macir mi? Burada macir, Tatar artık. Tatar var, macir var. Macir var, evet. Ha, yani yabancı bir İstanbul'dan yabancı bir müşterimiz gelse, alsa sorun yaşar mı? Zaten İstanbul'dan var burada alanlar. Var değil mi? Var, var. Evet, İstanbul'dan gelenler de varmış. Var, 3-4 tane var burada gelenler. Sen göz kulak olursun değil mi? Olur, alana. Evet, olursun. Yardımcı tabii olursun. Olur. Yani döven olursa korursun değil mi? Koruruz diye. Yani, yani, bizim çocukken öyle derdi, döven olursa koruruz. Burada kimse kimseye dövmedi, ben duymadım da. Evet, evet, o işin evet, şakası da. Evet, böyle soranlar oluyor bazı evet insanlar. Büyük köyde nasıl davranırlar? Yok. Bizi acaba ya, ev alma komşu al derler evet, ya. Şimdi evet, insanlar evet yabancı yerden gelecekler tabii bilmediği bir köye, değil mi? Köyümüzün insanı çok iyidir. İyi. Evet, evet, köyümüzün insanı iyiymiş. Zeki Bey buna kefil oluyor. Zeki Bey. Olur, evet. Zeki Bey, bir şey sorabilir miyim size? Evet, eski atetler devam ediyor mu? Tatarlar diyorlar ki at kesiyorlar falan filan. Böyle bir şey var mı? Vallahi ben görmedim, duymadım. Şey, affedersin, yaş kaç demiştiniz? 57. 57 seneden beri siz diyorsunuz ki biz hiç at mat böyle bir şey duymadık. Evet, yani o zaman bunu bir nasıl diyorlar, bunu nasıl derler? Gurafe veyahut da ne bileyim böyle bir yani dedikodu yani gibi daha söylenti olabilir mi? Bana göre söylenti gibi bir şey. Ben de öyle tahmin ediyorum. 57 seneden beri siz böyle bir şey görmediyseniz evet, muhakkak ki söylentidir. Zaten köyümüzde at bile görmedim ben. Değil mi? Evet. Evet, doğrudur. Buyurun Şaban Bey. Evet. Yeri tanıttık. Burası Gönen'e 9 kilometre. 9 kilometre. Şehir merkezine 9 kilometre. Evet. Yol tamamen asfalt. Asfalt Gönen, Manyas ilçeler evet arası yol üzerinde kurulmuş. Evet. Büyük güzel. Böyle ulaşım sorunu yok. Ulaşım sorunu hiç yok. Yarım evet saatte bir Gönen Manyas evet arabaları evet geçiyor. Çok güzel o yönden. Güzel. Ulaşımda sorun yok. Ulaşımda yani sorun yok. Evet, evet. Yaz, kış her daim burada kalabilirsiniz. Büyükşehir mahalle arası otobüs koymuştu. Buraya da geliyor mu? Otobüsler kaldırdılar büyükşehir. Manyas çalışıyor şu anda. Manyas'tan geldiği evet için buraya gelmiyor evet, anlaşılıyor. Zaten Manyas, Gönen. Evet. Doğru, yetiyor yetiyor. Araç sorunu hiç yok ya. Evet, evet. Sürekli araç geçiyor burada. Evet, tamam. Her yarım evet saatte bir Manyas geçiyor zaten. Evet, burası evet Kaya Emlak Şaban Kaya tarafından satılacak. Sizi Gönen'e bekliyoruz. Biz Gönen'deyiz. YouTube'dan bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Evet, bu yerin fiyatını yorum kısmına yazacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Daha farklı sorularınız olursa telefonla size gerekli bilgiyi vereceğiz. Evet. Hayırlı günler, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Son kez şöyle bir gösterelim yerimizi. Evet arkadaşlar, yerimiz burası. Şöyle baktığımız zaman %20 gibi bir meyil var. Manzarası güzel, köy yakın. Elektrik 50 metreden alınıyor. Hoşça kalın, dostça kalın.